Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akay. Bugün anlatacağımız konu kahve tüketimi. Acaba sertleşme sorunu yapar mı, yapmaz mı? Bazıları gerçekten çok kahve tüketebiliyor. Günlük kahve tüketimi bazen 5-6 bardak olabiliyor. Amerikan tipi ya da Türk kahvesinde ciddi fazla miktarda tüketen arkadaşlarımız olabiliyor. Çok da tükettiğimiz bir ürün. Çünkü tüm dünyada, zaten Türkiye'de son 15-20 senede kahve tüketimi çaya göre oldukça arttı. Kahve içerisinde özellikle kafein, antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler içeren bitkisel bir gıda aslında. Birçok kronik hastalıkta kahve tüketiminin iyi gelebileceğini öne süren birçok yayın var kahve ile ilgili. Acaba sertleşme sorununa ilgili ne gibi sıkıntılar oluşturabilir? Aslında meta analizlere baktığımız zaman, şimdi şu anda fotoğrafını koydum, meta analizde yaklaşık 50 bin tane insan değerlendirilmiş uzun süreli olarak. Kahve tüketimi ile sertleşme sorunu arasında bir ilişki tespit edilememiş. Hatta enteresan yayınlar var. Günlük 170-375 mg aralığında, yani yüksek doz miktarda kafein tüketimi olduğu zaman sertleşme sorununun düzelebileceğini gösteren bir tane yayın var. Ya da günlük 40 mg, bu da düşük doz, 40 mg kafein tüketiminde sertleşme sorununa iyi gelebileceğini söyleyen yayınlar var. Nasıl da iyi geliyor? Sanki seçici olmayan bir Viagra gibi ya da Cialis gibi davranabilir diyor kahve için. Ama bunun tersini söyleyen yayınlar da var. Yani kahve tüketimi sempatik sistemi aktive eder. Hastada sinir, stres, anksiyete yaratabilir ve sertleşme sorunu da yaratabilir diyor. Aslında işin esprisi şuradan geliyor arkadaşlar. Ereksiyon sistemi, vücudumuzda parasempatik sistem dediğimiz otonomize, yani vücudun kendi kendine meydana getirdiği bir harekettir ereksiyon sistemi. Aynı idrar yapmak gibi ya da büyük abses yapmak gibi. Nasıl idrar ya da büyük abses yaparken karnınıza bir basınç uyguluyorsunuz ve otomatik olarak sistemi başlatıyorsunuz. Durdurmak istediğiniz zaman anüsünüzü kasıyorsunuz, durduruyorsunuz arkadaşlar. Ereksiyon sistemi de parasempatik sistemin bir parçası. Yani otomatik olarak sistem çalışıyor, bir uyarı geliyor bir anda, uygun bir ortam oluyor bir anda ve sizin ereksiyonunuz meydana geliyor. Siz durdurmak istediğiniz zaman ya da boşaldıktan sonra parasempatik sistem duruyor. Zaten vücutta hastalıkların olmaması için parasempatik sistemin ve sempatik sistem dediğimiz bizim kendimizin yönettiği sistemin denge içerisinde olması gerekiyor ki ereksiyon mekanizmamız da iyi çalışsın. Eğer kahve tüketimi çok olursa ne oluyor? Parasempatik sistem baskılanıyor. Çünkü sempatik sistem arttırılmış oluyor. Sempatik sistem artıyor. İkisi de birbirinin dengesi halinde. Yani birisi artınca birisi azalıyor. Birisi artınca birisi azalıyor. Bu şekilde çalışıyor iki sistemde. Dediğim gibi çok yüksek doz kahve tüketimi olursa, günlük 5-6 bardak Türk kahvesi içtiğiniz mesela diyelim fincan. Tabii sempatik sisteminiz oldukça artacaktır. Uyku haliniz ortadan kalkacaktır. Yorgunluğunuz biraz azalacaktır. Hatta kahve tüketimini testosteronla değerlendiren, eşleştiren yayın da var bir tane. Bu da koşucular üzerinde yapılmış. 240 mg kafein içeren sakızlar verilmiş koşuculara ve bunların gün içerisindeki egzersizleri değerlendirilmiş, egzersiz performansları değerlendirilmiş, testosteron kortizol oranlarına bakmışlar. Tabii ki kafein kullananlar kullanmayanlara göre daha avantajlı bir egzersiz performansa yakalamışlar. Testosteron seviyeleri daha yüksek çıkmış, kortizol seviyeleri daha düşük çıkmış ama tabii bunlar sadece günlük olarak, anlık olarak testosteronu değiştiren, uzun vadede katkısı olmayacağını düşündüğüm durumlar. Çünkü o yükselen testosterondan mı geliyor egzersiz performansı, yoksa kafeinin sempatik sistemi aktive etmesinden, damarları genişletmesinden ve organlara daha iyi kan gitmesinden mi geliyor? Ona bir şey söylemek zor arkadaşlar. Testosteron çünkü öyle günlük etkileyen bir hormon olduğunu söylemek çok zor. Öyle anlık etkileyen bir hormon olduğunu, anlık etkileyen bir molekül olduğunu söylemek oldukça zor. Sonuç olarak işin özetine, konunun, videonun son sözüne gelecek olursak arkadaşlar, büyük ihtimalle ılımlı derecede kahve tüketimi sertleşme sorununu yaratmıyor ve birçok çalışmada diyor ki ılımlı miktarda kahve tüketimi yaptığınız zaman belki de sertleşme sorununuza iyi gelebilir bile diyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.